Satrançta mutlaka bilinmesi gereken konulardan bir tanesi. Bu videomuzda pozisyonel satrancın üstadı Jose Raul Capablanca bu konuyu çok net, sade bir şekilde uyguluyor. d4, af6, c4. Piyonlar ne kadar güzel kareleri kontrol ediyor. Tahtanın her tarafında fırsat verir. e6. Esnek bir tercih duruma göre seçenekleri elinde tutuyor. At C3. C4 piyonuyla birlikte oldukça uyumlu. Merkez kontrolünü arttırarak. Tabii ki at C3 bir fırsat verir. Açmaz. Fil B4. Şimdi hızlı gelişim, kısa rok hazırlıkları ve bu kareler üzerindeki kontrolü atı açmaza alarak arttırdı ve henüz D piyonuyla ilgili bir karar vermiyor. Fil B4 ile birlikte Capablanca vezir C2 tercih etti. Buradaki temel fikir fil alır C3 tercih edilirse piyon yapısını korumak ister ve vezirle alır. Elbette vezirin hızlı bir şekilde gelmesi ileride problemler de olabilir. Sonuçta vezir hareket kabiliyeti en yüksek alet, hızlı gelişirse rakip tarafından istek altında kalabilir ve tempo kaybeder. Bu nedenle açılışta hafif aletler, at ve filleri geliştirmek daha doğrudur. Tabii ki merkez E4 üzerindeki kontrolü arttırdı. En son vezir C2 ile birlikte burada D5 tercih edildi. Evet, artık merkeze bir piyon geldi ve oldukça önemli karelerin kontrolünü arttırdı. Ve tabii ki artık vezir C2 karesinde piyonu tutmuyor. Bundan faydalanmak düşüncesiyle C4'ü ve sonra D4 piyonunu istiyor. Burada Capablanca en pratik kararla birlikte C alır D5 ve şimdi E alır D5. Tahtadaki piyon yapısı daha kararlı bir hale geldi ve bu durum iki ustanın stratejisini önemli ölçüde belirler. Daha somut durumlara bakarsak, artık e6 karesinde piyon yok ve filin gelişimi daha kolay olabilir. Ve tabii ki, Capablanca az önce d5'i alarak c hattını açtı ve ileride buradaki piyona baskı yapabilir ve elbette merkezde sayısal piyon üstünlüğü elde etti. En son E alır D5 ile birlikte. Şimdi fil G5. Tabii ki rok atabilmek için bu fili geliştirmesi gerekiyor. Hemen bu düşünceyle E3 yapsaydı bu fil içeride kalırdı. Ve ayrıca D5 piyonunu koruyan atı açmaza alarak tabii ki piyon üzerindeki baskıyı arttırdı. Ve burada şimdiden piyonu C6 ile destekler. Peki. Tabii ki problem at en doğal kareden artık gelemez. Şimdi E3 evet ve at B D7. Fille ilgili kararını erteliyor. Bakalım. Sonuçta filin elinde daha fazla seçenek var. Ancak atın zaten buradan geleceği belli. Şimdi at d7 ile birlikte fil d3 gelişim ve burada evet fil ve vezir gerçekten uyumlu bir şekilde rakibin şahına doğru bakıyorlar. Burada ne düşünüyorsunuz? Hemen kısa rok büyük bir taktik hata olurdu fil piyonu alır ve maalesef bu at açmazda. Bu nedenle önce piyonu bir kare ilerletti ve rakip fille ilgili ne düşündüğünü hemen öğrenmek istiyor. Büyük ustalar iyi bir sebep olmadıkça fil çiftinden vazgeçmezler. Ve burada Capablanca fili ve açmazı tahtada tutarak fil h4 geldi. Peki. Artık piyon burada olmadığından dolayı rahatlıkla kısa rok atılabilir. Elbette bu piyon ileride hedef olabilir. Ancak önemli avantajları var. Az önce fili istedi ve tempo ile birlikte. Artık şahın son sıra matıyla ilgili ileride gelecekte bir endişesi kalmadı. Bu kare açıldı. Tabii ki halen fil ve vezir burayı kontrol ediyor. Bakalım. En son kısa rokla birlikte. At f3 ve kale e8. Capablanca kısa rok attı şah güvenliği ve şimdi fil e7. Evet, Capablanca'nın atları daha merkezi ve rakip alanda daha fazla sayıda kareyi kontrol etmekteler. Ve tabii ki D3'teki fil, bu fil. Burada tahtaya baktığımızda vezir At, kale, fil birbirlerini engelliyor. Birikme var. Satrançta daha dar bir alanda oynuyorsanız, değişimler, sadeleştirmeler pozisyonu rahatlatır ve size yer açar. Bu düşünceyle az önce fili e7 karesine geldi ve biraz sonra at ile oynayarak filleri değişmek, sadeleştirmeler istiyor. Ve Capablanca buna izin vermek istemiyor. Fil g3. Evet açılışta file 3 tempo verdi. Ancak rakibi de az önce fil E7 ile birlikte tempo kaybetmişti. Büyük bir problem yok. Satrançta cevabını bulması zor sorulardan bir tanesi bu pozisyonlarda hangi noktada ataş 5 fil çiftini almak doğrudur? Evet burada bunun cevabı daha kolay bir taktik var. Eğer hemen at fil çiftini almak düşüncesiyle tahtanın köşesine gelirse bu büyük bir taktik hata olur. Kendinize şöyle sorabilirsiniz. Bu at az önce hangi kareyi kontrol ediyordu? D5 karesi. Ve az önce söylediğimiz gibi burada bir birikme var. Ve Şimdi at alır d5. Evet, mükemmel bir taktik. Eğer burada piyonla atı alırsa maalesef fil c7 vezir düşer. Evet. Peki at alır D5. Atı almak yerine burada eğer az biraz sonra veziri almak isteyen bu fili alırsa at alır G3. Burada da problem yok. At alır E7 ara şah tercihi var ve biraz sonra atı alır ve bir piyon önde kalırdı. Tekrar fil G3'e geri gelelim. Demek ki böyle bir taktik söz konusu ve hemen atın fili alması parlak bir düşünce sayılmaz. Şimdi at F8. Ancak şimdi dikkat. Artık az önce sözüne ettiğimiz at alır D5 vezir alır d5 cevabı var ve gerçekten fil çiftini almak istiyor. Ve burada kapa piyonu a3 karesine geldi. Artık fili için güzel bir kare açtı ve ayrıca bu filin çaprazı her ne kadar açık olsa bile kendisine yer bulmakta zorlanıyor. Evet fil g4 çok güzel olurdu. Kapa bunu engelledi. Şimdilik fil e6 karesinde de yetinmek zorunda ve Kale A B1 satrançta genellikle piyon üstünlüğünün olduğu yerden atak yapılır ve tahtaya baktığımızda burada merkez ve şah karadında kapabilanka sayısal olarak piyon üstünlüğüne sahiptir ancak bir mat atağı yapmak burada çok fazla hazırlık gerektirir at F piyonunun ilerlemesini durduruyor ve şahın önündeki piyonları mat atağıyla ile ilerletmek kendi şahını da zayıflatır. Evet uzun rok atsaydı olabilirdi ve bu nedenle şimdi videomuzun konusunu oluşturan konu tema. Karspat piyon yapısı. A7, B7, C6, D5 ve Capablanca daha az sayıda piyonun bulunduğu yerden gelmek istiyor. Ve kale B1 oldukça fikir burada açık. Özellikle C6 piyonu bir hedef verir ve biraz sonra B4, B5 ile zayıflıklar oluşturma hatları açma düşüncesi. Peki biraz sonra bunu daha iyi anlayabiliriz. Kale a b1 ile birlikte. Burada şunu söyleyelim. Eğer rakip bunu durdurmak isterse a5 ile birlikte a3 ve b4 ile bir yine bunu yapabiliriz. Kale a b1 ve şimdi at 5 ver fili tabii ki fil çifti önemli vezir kanadı stratejisiyle burada fil çok önemli kareleri kontrol ediyor destekliyor bu planı. Fil h2 ve şimdi g6 rakip ne yapmak istiyor at e5 kapabilanka atını merkezileştirdi burada gerek duyarsa tabii ki bir taktik rakip şaha doğru bakıyor ve temel düşünce vezir kanadına diğer tarafa. At e5 ile birlikte at g7 ve şimdi b4 atak ve fil f5. Demek ki az önce piyonu buraya sürdü. At g7 temel fikir budur. Evet. Söylediğimiz gibi daha dar bir alanda oynuyorsanız sadeleştirmelerle pozisyonu rahatlatmak istersiniz. Ve burada rakibin daha güçlü filini almak istiyor. Peki at bunu destekliyor elbette. Şimdi fil F5 ile birlikte bence burası oldukça önemli. Eğer temel düşünce hemen B5 yapılırsa burada C5 cevabı var. Ve istediğimiz B hattını açmak oldukça zor bir hale gelir. Bu nedenle burada Capabilanca çok öğretici bir şekilde önce at a4 tercih etti ve c5 karesini kontrol ederek rakibin c5'ini engelledi artık b5 yapabilir. Şimdi fil alır d3 vezir alır d3. Lütfen dikkat edin. Burada rakip fili 3 tempo verdiği fili ile Capablanca'nın sadece bir kere oynadığı filini değişti ve son durum vezir d3 karesine geldi ve kalenin c hattını açtı. Evet bunlar önemli avantajlar. Vezir alır d3 ile birlikte burada önemli sorulardan bir tanesi madem biz b5 ile birlikte b hattını açmak zayıflıklar oluşturmak istiyoruz peki neden 6 ile bunu durdurmadı? Evet, bu tercih edilebilirdi. Ancak sonsuza kadar bunu engelleyemez. Elbette piyonun A6 karesine gelmesi yeni zayıf kareler oluşturur ve artık at C5 karesine rahatlıkla gelir. Biraz sonra zaten A4 yine B5 yapmak istiyoruz. Eğer bu güçlü atı fille alırsa artık B alır C5 ve mükemmel bir avantaj B hattında B7 piyonu oldukça zayıf ve B6 karesi elbette. Bu nedenle yeni zayıflıklar vermek istemiyor. Burada A6 yerine at D7 tercih edilmiş. Evet daha güçlü, değerli, merkez atı bu atla değişmek doğru, güzel bir fikir. Şimdi kale FC1. Evet, Capablanca bütün kuvvetleri burada topluyor vezir tarafında. At alır E5, fil alır E5. E şimdi merkezde çok güçlü bir fil kaldı. Tahtanın iki tarafını birden kontrol ediyor. Bu nedenle o fili değişiyor. Fil D6, fil D6, vezir D6. Ve artık C5 karesini kontrol eden bir fil yok. Bu Capablanca bundan mutlu. Ve şimdi B5. Eğer burada rakip bir şey yapmazsa Kapa C6 piyonunu alacak ve böylelikle C6 karesinde artık diğer piyon tarafından korunmayan geri kalmış zayıf bir piyon oluşturur. C5 karesi A7 piyonu zayıf kalır. Bu nedenle C5'i almak istiyor. C alır B5, vezir alır B5. Peki problem çözüldü mü? Elbette hayır. Artık B7 karesindeki piyon ve D B5'teki piyon zayıf. Evet ve tabii ki B6 sürülürse piyonu korumak düşüncesiyle burada artık kale C6'dan tempo ile girer. Diğer kale C1 ve C hattını tümüyle ele geçirir. Aslında burada Capablanca stratejik olarak kazanç durumda. Kendisi istediği bütün avantajları elde etti. Zayıf piyonlar ve rakip diğer tarafta merkez ve rakip şaha doğru bir atak yapma konusunda çok geç kaldı. Sadece savunma yaparak çok zor. Vezir alır B5 ile birlikte burada at E6. Şimdi neden piyonu bırakıyor? Elbette alınabilir ancak gerek yok. Zaten stabil bir üstünlüğünüz var ve taktik fırsatların oluşmasına izin vermeye gerek yok. Burada vezir piyonu aldığında kale tempoyla gelir. Evet. Burada kapa blanka artık at c3 geri geldi. Şimdi ver piyonu dedi. Kale d 8de de piyonu tuttu ve şimdi piyonu alıyor. Peki ne değişti? Artık Kale db8'e at burada vezir alır d5 seçeneği var problem yok. E zaten diğer kale ile veziri isterse a7 piyonu boşta 2 piyon önde kalırdı. Şimdi vezir a3 ve at alır d5. Evet kapa blanca sakin bir şekilde bu piyonu alıyor çok güzel ve burada problem yok. Belki kaleyle veziri isterse iki kaleye veziri bile verebilir. Vezir alır A2. Evet, bir uzak geçer oyun sonunda avantaj olabilir ve at B4 ver veziri, vezir A4 at C6 ve burada terk geliyor. Şimdi kaleyi istedi ve burada eğer kaleyi korursa mesela kale F8 dikkat edin at C6 karesinde vezirin geri dönüş yolunu kapattı ve kale A1 maalesef vezir düştü. At C6 hem kaleyi hem de veziri istediğinden dolayı iyi bir savunma yok ve burada terk geliyor. Gerçekten Capablanca çok öğretici, pozisyonel bir maçı bizlere gösterdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.